Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir tane plat oyuncu kaç tane bronz oyuncuya karşı vs atabilir onu test edeceğiz. Önce 1v1 Zed ile karşılaştılar. Fiora 1-2 tık alıyor Zed'den. 1-2 vuruş, 1-2 vuruş. Canını yarıdan aza getirdi. Atlaya atlaya. Aynen böyle. Zed birazcık geride kaldı. Minyonlara pek yaklaşma taraftarı değil. Ama bronz hiçbir zaman geri vites yapmaz biliyorsunuz. Şimdi canı biraz daha doldu. İsyan edip saldıracağını düşünüyorum birazdan. Bu noktada Zed can olarak biraz daha elinde tutuşturu var. Fiora'nın elinde bitkinlik ve tutuşturu var. Zed full force buradan sonra girecek. Bakalım sonunda ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Maalesef son sıçrada Zed'i kurtaramıyor. Ve 1v1'de Plat kardeşimiz oyunu alıyor. Şimdi Plat kardeşimiz 1v2 yapacak. Bronzlarda Mundo ve Syndra var. Yine Fiora'yı aldı Plat kardeşimiz. Bakalım bu maç nasıl olacak? Normal geriden geriden minyonlara çok yaklaşmadan, yaklaşabildiğinde de minyon keserek level almaya çalışıyor Fiora. Mundo arkadan satırlarını yapıştırmaya çalışıyor. Fiora yine kulenin altında mümkün mertebe minyon keserek kasılmaya çalışıyor. Syndra dürtebildiği kadar dürtüyor. Fiora'nın yapması gereken bu zaten şu anda. Başka yapabilecek bir şeyi yok. Geriden sinsi sinsi minyon kesip mümkün olduğunda da Syndra'ya bir tık aynen böyle hasar vurmak ve geri kaçmak. Alabildiği minimum hasarı alıp arkada durup yeterince kastıktan sonra saldırması gerekiyor teknik olarak. Zaten başka da şansı yok gibi duruyor. Valla 1v2 kolay olmasa gerek. Arkadaşımız yine elinden geldiğince minyonunu kesip hayatta kalmaya devam ediyor. Level olarak ister istemez Plat kardeşimiz biraz daha önde duruyor. Syndra mümkün mertebe dürtmeye devam ediyor. Aynen Fiora'dan karşı ataklar. Tam ölecekken burada kurtuluyor. Fiora'nın burada bir B atması çok mantıklı olur. Bir item alıp en azından geri gelip biraz daha hayatta kalabilir. Syndra da bu esnada B attı. İtemlerini aldı. Bu VS'de Syndra biraz daha tehlikeli gibi duruyor. Yani daha bir aktif, daha bir sıkıntı veren bir tip gibi duruyor. Fiora 6 level oldu. Bu 6 levelden sonra biraz daha saldırgan oynayabilir. Aynen böyle bir tık bir tık Syndra'nın canını indirmeyi başarıyor. Yine mid'de Fiora minyon kesmeye devam ediyor. Mundo Q'suyla dürtüyor. Syndra da dürtmeye çalışıyor. Fiora için çok kolay bir VS değil. Valla 1v2'de Fiora alır mıydım? Galiba ben almazdım. Daha safe bir hero almayı denerdim. Çünkü minyon kesme konusunda Fiora 1v2'de kolay olmasa gerek. Güzelce dürtüyor Fiora Syndra'yı. Bayağı canını aldı. Bu noktada Q'su geldiğinde aynen girdi ve aldı. Syndra'yı aldıktan sonra zaten Mundo'yu kesmesi çok zor olacak mı? Hayır.
Mundo'nun son sıçrası maalesef kurtaramadı. 1 ve 2'yi de Plat kardeşimiz alıyor. Bir ve ikiyi başarıyla bitiren Plat kardeşimiz şimdi 1 ve 3 oynayacak. 1 ve 3 kolay olmasa gerek. Lucian tercihinde bulundu. Vallahi bilmiyorum, ben Lucian almazdım herhalde 1 ve 3'e. Kendisi bunun bu tercihi yaptı. Bakalım nasıl olacak. Karşıda Riven, Zed ve Veigar var. Oldukça sıkıntılı bir üçlü diye düşünüyorum. Bir stana bakar açıkçası Plat'ın ölmesi. Ama level olarak bayağı avantajlı olacak gibi duruyor. Normal farmlar devam ediyor. Lucian olabildiğince farm alıp levelini arttırmaya çalışıyor. Doğru zamanda base atması çok önemli Lucian'ın. İtem alması gerekiyor mutlaka. Çünkü 1 ve 3'e karşı daha rahat mücadele edebilmesi için biraz altın alıp minyonlardan base atıp itemini alıp gelip rahat rahat savaşması lazım. Çünkü zaten level olarak önde olacak. Şimdiden level 2 oldu. Diğerleri level 1 hala. Zed sinsi sinsi aşağılardan bir şekiller peşinde. Riven'ın canı yarıya inmiş zaten. Zed biraz aktif. Veigar arkadan izliyor gibi birazcık. Riven da mümkün mertebe minyon almaya çalışıyor. Lucian oldukça safe oynuyor. Minyonunu kesiyor. Parasını biriktiriyor. Zed şekillerle can almaya çalışıyor. Gördünüz, çılgın Zed plays. Hemen gözlerimizin önünde hayat buldu. Evet, 4 level Lucian, diğerleri 2 level. 1 ve 3'ün Plat için avantajı level olarak çok önde olacak olması. Bayağı vuruyor Riven'a. Riven'ın canını bayağı indirdi. Şeytan bir anda gir patır kütür Riven'ı öldür diyor ama bu onun VS'yi kaybetmesine sebep olabilir. Bronzlar biraz daha aktif oynayabilir miydi diye düşünüyorum. Hani üstüne gidip en azından Lucian'a minyon aldırmayabilirler miydi diye düşünüyorum. Öyle olsa herhalde daha baskın olabilirlerdi. Zed birazcık aktif. Bayağı şekillerle hasar vermeye çalışıyor. Veigar sonunda kendini gösteriyor. E ile stun, W ile hasar vermeye çalışıyor. Zaten yapmaları gereken bu. Veigar E'si ile stun'ı atacak. Daha sonra Riven girecek. Daha sonra öldürecekler. Olması gereken bu. Çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ama birazcık geride oynuyor gibiler. Aynen bu şekilde sıkıştırmaları lazım Lucian'ı, ama Lucian güzel kaçtı. Lucian güzel kaçtı. Tutuşturu da yedi. Heal ile kurtuldu. Riven de hayatta kaldı. Canlar çok az. Lucian'ın şu an bence lane'de durmaması lazım. Bu kadar can 3 kişiye karşı tehlikeli. Tamam, Riven'la Zed'in de canı çok az ama bence lane'de durmaması lazım. Çünkü Veigar'ın bir stun'ına bakar. Veigar'da da mana kalmadı bu esnada. Evet, plays gördünüz. Zed bayağı zorluyor açıkçası. Altı level oldu Lucian. Bence bir base atıp gelmeli. Hazır ultisi de var derken ultisini kullandı. Maksimum hasar vurmak için. Bence Lucian tehlikeli sularda yüzüyor. Derken vurdu. Vurdu, gol oldu. Zed 800k Zed plays yaptı. Ve 3 vs 1 de bronzlar aldı. En fazla 1 ve 3'e kadar gelebildi Plat kardeşimiz. Daha fazlasına gidebilecek olduğunu düşünen varsa yorumlarda bildirsin. Yorumlarda belirtsin. Ona göre onu 1 ve 5'e kadar yine bu şekilde savaştıralım. Kendine güvenen gençler aşağıda yorum yapsın. Nickini söylesin. 1 ve 5, onları da kapıştıralım.
Videoya yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.